Buradaki güç kaynağından ne kadar güç harcadığımızı, ne kadar güç geri kazandığımızı göreceğiz. İlk önce rüzgar tübünün ürettiği gücü görelim. Yani alternatörün. ...170 volt, 170 voltlarda ampulüm ışık saçmaya başladı. Buradan sonsuz enerji ile ilgili düşüncesi olan arkadaşları da aydınlatalım. Herkese merhabalar. Yeni bir projeyle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi birkaç haftadır güçlü bir fırçasız motor, aynı zamanda bir alternatör projemiz var. Bu projenin testlerine başladık. Önceki hafta pallerimizi fırçasız motorla test ettik. Tork analizi yaptık arkadaşlar. Bugünkü projemizde ise bu alternatörün buradaki hoverboard motoruyla sürülmesini ve minimum alınacak güç değerlerini sizlerle birlikte görmek adına bu projeyi gerçekleştireceğiz. Tabii buradan sizlere bir duyurum var. Bildiğiniz gibi Kerim Akarpat Discover adlı yeni bir kanalımız oldu. Bu kanalımızda renkli, müzikal içerikler, hızlı içerikler yayınlayacağım. Bana destek olmak adına yeni kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalın linkini açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. İsterseniz fazla vakit kaybetmeden hemen projemize geçelim. Bildiğiniz gibi daha önce buradaki fırçasız motorumuz, aynı zamanda alternatörümüzün yapımını sizlere anlatmıştım. Bugün güç testleri yapacağız. Burada hoverboard motorum var. Hoverboard motorumu buradaki alternatörümü tahrik etmek için, yani döndürmek için kullanacağım. Aynı zamanda bu fırçasız motor, geçen bölümde buna palleri taktık, pervaneleri. Pervanelerin nasıl döndüğünü az önce gördünüz. Daha sonra ise bu motorla bu motoru döndüreceğim. Bundan güç alacağız. Aynı zamanda tabii hoverboard motorları, fırçasız motorlar güç üretir arkadaşlar. Daha sonra tabii burada verimlilik göz önünde olacak. Buradaki güç kaynağından ne kadar güç harcadığımızı, ne kadar güç geri kazandığımızı göreceğiz. Rüzgar tübünü, yani şarj regülatörüm var. Burada almış olduğumuz gücün değerlerini tam olarak göreceğiz. Daha sonra ben yüksek amperden yanayım. Her zaman yaptığımız alternatörlerin yüksek amperli olmasını savunan biriyim. Voltajı trafo ile yükselteceğim. Burada gördüğünüz gibi alternatif akım trafom. Burada 220 volt ampulüm var. Şimdi gelin nasıl bu işlem sırasıyla bağlanıyor, neler yapıyoruz hep birlikte görelim. Hoverboard motoruyla alternatörümü süreceğim. Alternatörün çıkışlarını, İki çıkışına buradaki trafoya girdim. Yani trafodan voltaj yükseltme yapacağız. Burada ilk önce bunu görelim. Daha sonra diğer verilere birlikte geçeriz. Evet. Bakın ölçü aletimiz burada. Buradan sonsuz enerji ile ilgili düşüncesi olan arkadaşları da aydınlatalım. Şu anda 24 volt alıyoruz. Ortalama herhalde 40-50 RPM şu anda. Dönüş hızını görüyorsunuz zaten. Burası Hz arkadaşlar. Burası volt. Hemen hızlanalım. ...160 volt, 170 voltlarda ampulüm ışık saçmaya başladı.
70 watt tüketiyoruz orada. Evet, şu anda 220 volt. Gördüğünüz gibi herz yüksek. 83 herzdeyim. 220 volttayım. 50 watt kazandım. 135 watt kaybettim. Peki bu 70-80 watt nereye gitti? İşte bu 70-80 watt sürtünme, motor kayıpları, kablo direnci ve bunun gibi bir sürü kaybımız var arkadaşlar. Genelde devir daim makinaları, yani sonsuz enerji makinalarının çalışmamasının asıl nedeni buradaki kayıplar. Bunları dişli düzenekleriyle daha da iyileştirebilirsiniz esasen. Ama sonuç olarak değişen hiçbir şey olmayacak. Ben yüzlerce deneme yaptım. Tüm sonuçlar aynı kapıya çıkacak. Yani hiçbir zaman harcamış olduğunuz güçten daha fazlasını üretemeyeceksiniz. Evet, gördüğünüz gibi 96 volt alıyoruz. Tabii ki trafoya girdiğim için çok fazla kayıp var burada. Amper düşüktür. Bunları bilmek gerekiyor. Sadece voltla iş bitmiyor arkadaşlar. Bu aşamada ampulümü çıkartacağım buradan. Maksimum kaç volt aldığımızı göreceğiz. Aynı testi tekrarlayalım. Güç kaynağı daha az amper çekecektir. Bakın orada dikkat edin. Az önce 130 watt çekti. Evet, şu anda tam performansta. 30 voltta sürüyorum buradaki motorumu. Alternatörüm ortalama şu anda 250 devir, 250 RPM civarında. Buradan 244 volt civarında gerilim aldım. Burası ise frekans. Ortalama 100 watt güç tükettik. Tüketim bilgilerini oradan gördük arkadaşlar. Şimdi gelin burada akülerle ne kadar güç kazanırız onları görelim. Evet, sistemi 24 voltla test edeceğim. Akü bankamız şu anda, akü voltajımızı görelim. Batarya voltajımız 24 volt. Şunlar benim aküme giden kablolar. 24 voltluk sisteme yani. Buradaki 3 fazımı ben rüzgar türbünü şarj regülatörüme gireceğim. Öncelikle akülerinizi bağlamalısınız. Wind input, yani rüzgar türbünü, rüzgar girişi. Buna aynı zamanda solar panel de bağlayabiliyorsunuz. Hibrit bir cihaz. Bakın, solar panel, akü. Buradan da çıkış voltajınız var. Evet, şimdi sıralama şöyle. Buradaki güç kaynağımla buradaki motorumu süreceğim. Oradaki motor alternatörümüzü döndürecek. Alternatörümüzün üretmiş olduğu enerjiyi ise 2 adet 100 amperlik aküye göndereceğim. Buradan ise akü bilgilerini, şarj bilgilerini göreceğiz arkadaşlar. Şu kısmı göstereceğim size. Evet. İlk önce rüzgar tübünün ürettiği gücü görelim. Yani alternatörün. Evet. Şu anda benim rüzgar türbinimin üretmiş olduğu voltaj, sanırım görüyorsunuz, 8.5 volt. Burada aynı zamanda tüketimi görüyorsunuz. Buradaki alternatör direkt akülere bağlı. Şimdi gücü arttıracağız. Buradan tabii ki amper bilgisi, watt bilgisi de alabilirim.
İlk önce voltu görelim. 24 volta ulaşıncaya kadar amper bilgisi göremeyeceğiz çünkü. Evet, şu anda 25 volta ulaştık. 65 watt tüketiyoruz. Amper bilgisini almaya başlayabiliriz. Şu anda amper yok. Hatta wattı görelim. Bakın şu şekilde. Oh. Tabii bu tarz projelerde devamlı böyle problemler olabiliyor. Çünkü buradaki zinciri benim gerdirmem gerekiyordu. İster istemez kendine doğru çekiyor. Şimdi bu testi tekrarlayacağız. İşlemi tekrarlayacağım. Burada harcadığımız güç, burada ise kazandığımız gücü göreceksiniz. Evet, maksimum güç. 200 watt harcıyoruz, 85 watt kazanıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani hiçbir zaman alacağımız güç, vereceğimiz güçten daha yüksek olmuyor. Yarı yarıya. Buradaki dişli düzeneğini değişsek bile devir daimciler var. İşte dişli düzeneği 1'e 30 olmalı, 1'e 50 olmalı. Ama ne yaparsanız yapın, bugüne kadar ben hangi testi yaptımsa hiçbir zaman harcadığımız güç kadar yakınına gelemedik. İşte yarı yarıya %50, %70 olabilir dişli düzeneklerini değişirsek. Şimdi şöyle yapalım, buradaki motoru döndürelim, oradaki motordan güç alalım. Evet, ESC'mi buradaki motoruma bağlayacağım, büyük motoruma. Şimdi bunu döndüreceğiz. Oradan güç alacağız. Evet, şimdi buradaki alternatörümü fırçasız motor olarak kullanacağım. Evet. Mıknatıslar çekiyor arkadaşlar her şeyi. Oradaki zinciri çekmiş. Evet, gördüğünüz gibi 4 amper 130 watt güç tüketiyoruz boşta. Buradan ne güç alıyoruz şimdi? Evet,
Evet arkadaşlar, bugünkü projemizde her türlü iki motorla da elektrik enerji üretildiğini gözlemledik. 750 RPM'de 100 Watt civarında bir güç üretti. Buradaki motorumuz ortalama 350 RPM döndü. Oradaki motorumuzu 750 RPM döndürdü. Yani 1'e 2 diyebiliriz. Buradaki motorumuzun bir tur attığında oradaki motorumuz 2 tur attı. Tersi durumda da oradaki motorumuzun 2 turunda buradaki motorumuz 1 tur attı. Yalnız şeyi ölçmedik biz. Yani bu alternatör kaç RPM'de kaç watt üretti? Bunu test etmedik. İsterseniz onu da test edelim hemen. Bu aşamada RPM ölçeceğim. Şu anda 12 volt ayarladım. ...153 RPM burası dönüyor. Bakalım buradaki motorum kaç RPM dönüyor. Evet, buradaki motorumuzda 300 RPM dönüyor. Şu anda buradan alternatif akım alıyoruz. Araba ampulü. Daha güçlü ampul takalım. Yanmaya başladı. Evet, dumanlar çıkmaya başladı. Şu anda 12 volt. Evet, 16 volt verdim. Yani oradaki motorumuzun gücü yetse muhtemelen ampul pert olacak. Ampul işkence çekiyor şu anda. RPM bu. 230 RPM. Evet, buradaki tüm problem buradaki jeneratörü döndürebilmek. Yani bunu döndürdüğümüz sürece buradan alacağımız güç doğru orantılı olarak artacaktır. Tabii ki belli devirlere çıkmamız şart. En büyük problem düşük RPM'li rüzgar türbününde, yani böyle bir türbünden düşük devirlerde daha yüksek güç almamız gerekiyorsa ya bunu 3 kat halinde yapmamız gerekiyor ya da çapı daha yüksek tutmamız gerekiyor. Yani önemli olan voltaj olsaydı zaten az önce burada 220 volta düşük devirlerde ulaştık. Yalnız amper sorunumuz oluyor. Hem amperi hem voltu aynı anda yükseltebilmek için jeneratörümüzün boyutunun oldukça büyümesi gerekiyor. Bildiğiniz gibi normal jeneratörler 1500 RPM'de test edilir ve üzerlerindeki yazılı değer 1500 RPM'de ölçülen değerlerdir. 200-300 voltta 80-100 watt alacağınız hiçbir alternatör yoktur. Yani bunlar 10, 20, 30, 40, 50 kW'lık alternatörlere has bir özellik.
Umarım bu videoda gerekli cevapları bulabilmişsinizdir. Yeni bir projede buluşuncaya dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.